Demek buralarda tek başıma çalışmak da varmış kaderde. Yapacak bir şey yok Orhan. Ortaksak borca da ortağız. Ben aldığımız borçları öderken sen de burada bahçeye bakacaksın. İdare ederiz be Orhan. Düşün bir. Sırf 3-5 kuruş masrafı var diye bahçenin tapusunu bile alamadım. Rahatlayacağız biraz. Gene de içime sinmiyor bu iş ama ne diyeyim sen bilirsin. İnşallah dediğin gibi olur. Ben maaşımı aldıkça yarısını göndereceğim sana. Sen de borcun senedini ödersin. Bak göreceksin. İnşallah pek yakında bütün para sıkıntımız bitecek. Hadi artık yola çıkalım. Sevil de bekliyordur. İyi yolculuklar Adnan. Allah işinizi rast getirsin. Sağ ol Halit emmi. Hoşça kalın. Bahçe sana emanet artık ortak. Ağaçlarımıza iyi bak. Sen merak etme burayı. Kendi işini yola koymaya bak. Gözün arkada kalmasın. Hayırlı yolculuklar kardeş. Hadi. Hayırlı yolculuklar. Gittiler işte. Kına yakarsın şimdi. Biz kahvede bir çay içelim emmi. Hadi. Hayrola Orhan? Yok bir şey emmi. Hamile ya. Çekiyoruz işte nazını. Senin ortak işi gücü bırakıp kaçtı Orhan. Şimdi kaldın mı tek başına? Buyurun. Biraz öyle oldu muhtar. Mahsun zamanı da geliyor. Sağ ol. Adnan başka gidecek zaman mı bulamamış? Böyle bozguncu konuşma muhtar. Onlar kendi aralarında anlaşmışlar elbet. Muhtar doğruyu konuşuyor Halit emmi. Şimdi iş bırakılacak zaman mı? Kim tarlasını bahçesini bırakıp da bir yere gidiyor? Borç boynumuzu aştı. Ödenecek gibi değil. Adnan orada kazandığını gönderecek. Ya tabii. Ben de Halep'e kadı olacağım zaten. Ben kalkayım Halit'in. Kaçtı diren Orhan kaçtı. Şekeri nerede bunun? Her işi tek başına yapmaya alıştın ya. Çayın şekerini de kendin koy. La havle ve la kuvvet. Adnan'ın seni nasıl yağlayıp ballayıp bu işin başına değnek gibi bıraktı herkesin dilinde. Yahu el alem öyle konuşuyorsa benim ne suçum var bunda? Daha ne olacak? Ne diye onlar İstanbul'a gitti de biz gitmedik? İstese seni gönderirdi kendi yerine. Ya sen karnında bebenle nasıl gidecektin oralara? Bizim yerimiz yurdumuz burası. Ne işimiz var İstanbul'da? Niye gidemeyim? Gebeyim ben. Sakat değil ya. Hiç olmazsa burada köyün işleriyle uğraşacağımı rahat ederdim biraz. Bana bak. Sen bilmediğin işlere karışma. Böyle cahil cahil konuşup da kafamı bozma benim. Senin ne kadar akıllı olduğun belli zaten. Irgat attı. Ne olacak? Kolay gelsin Orhan. Hoş geldiniz muhtar. Hele gel iki dakika gelsin. Konuşalım. Kendini paralamışsın aslanım. Niye bu kadar ter döküyorsun? Ne yapayım Hasan abi? Çalışıyoruz işte. Kimin için çalışıyorsun? Adnan sana öyle bir kazık atmış ki. Hala anlamamışsın be Orhan. Ne kazığı muhtar? O İstanbul'da ben burada çalışacağız. İşleri yola koymanın başka çaresi var mı ha? Bak şu arka tarafı görüyor musun? Oralar benim babamındı hep. Ama Adnan'ın babası bir delaver etti. Çevirip kendi toprağına katıverdi orayı. Yok ya. Sen ne zannediyorsun? Bunların dört gözü vardır. Hiçbir fırsatı kaçırmazlar. Bak Adnan'ın toprağı vardı. Ama üstüne ağaç dikecek parası yoktu. Ne yaptı?
Hemen seni buldu, paranı kaptı. Şimdi de başka bir yerde aldı paranın kokusunu. Hop uçtu hemen. Aç gözünü Orhan. Öyle mi muhtar? Bak, ben seni severim. Ezilmene gönlüm razı olmaz. Buranın daha tapusunu alamadınız değil mi? Yok. O zaman bak, beni dinle. Buranın tapusunu senin üstüne yapacağız. Nasıl yani muhtar? Burası Adnan'ın. O lafta öyle aslanım. Kanun önünde kimin olduğu belli mi? Arkanda ben varım. Sen bir şahit bul, mahkemede bu işi halledelim. İyi de muhtar, herkes biliyor buranın Adnan'ın olduğunu ya. Kim şahitlik edecek bana? Ha. Canın birisini bulacaksın. Sana yardım etmiş olacak. Mesela Ali Temmi sever seni. Git onu anlat. Böyle 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 de. Aklını kullan Orhan. Sen burada yana yakla çalışırken o kim bilir ne keyif çatıyor orada. Ahmet, bakar mısın? Buyur. Ahmetciğim, bu senin hakkın. Güle güle harca. Sağ ol efendim. Adnan. Ha, bunlar da senin. Sağ ol. Güle güle harca. Hadi bakalım. Borç yavaş yavaş eriyor hanım. Bugün de maaşı alır almaz yarısını gönderdim Orhan'a. Bu ay göndermeyeydin Adnan. Evin bir iki ihtiyacını halletseydik hiç olmazsa. Önümüzdeki ay devam ederdin yollamaya. Biz burada kalıcı değiliz sevgilim. Bir süre bu sıkıntılara dayanacağız. Yeter ki borçlarımız bitsin bir an evvel. Faik enişte düğüne çağırdıydı. Ne yapacağız? Eyvah. Gitsek bir şey takmamız lazım gelir ama. Gitmesek de çok ayıp olur. Canım onlar da halimizi bilmiyorlar mı? Anlayış gösterirler herhalde. Peki. Gideriz o zaman. Orhan? Ne oldu eline? Yok bir şey. Bahçede elimi kestim yanlışlıkla. Önemli değil. Ne zaman akıllanacaksın sen Orhan? Sen burada tek başına kolunu bacağını yarala. Adnan da İstanbullarda keyif çatsın. Ya başlama gene dırdıra Hacer. Yemeği hazırla hadi. Alo. Benim Orhan, nasılsın? Ha, iyiyim. Biraz yoruluyorum işte. Allah kolaylık versin kardeşim. Ha, borcun bu ayki taksidini gönderdim. Aha. Üstüde kalır biraz, bahçeye harcarsın. Hadi Adnan, geç tamam, kılıyoruz. Dur. Anlamadım Adnan, ne diyorsun? Yok, Sevil bana diyor. Faik enişte düğüne davet etti de oraya gideceğiz. Hadi, sağlıcakla kal kardeşim. Ben seni ararım sonra. Senin ortak işi gücü bırakıp kaçtı Orhan. Şimdi kaldın mı tek başına? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ne zaman akıllanacaksın sen Orhan? Sen burada tek başına kolunu bacağını yarala. Adnan da İstanbullarda keyif çatsın. Kimin için çalışıyorsun? Adnan sana öyle bir kazık atmış ki. Hala anlamamışsın be Orhan. Ulan milletin bir enayisi ben miyim be? Afiyet olsun Halit emmi. Sağ olasın Orhan. Hayırdır gel. Buyur otur sen. Sağ olasın. Ya emmi biliyorsun. Bizim erikleri toplayacağız yakında. Ama Adnan olmayınca işler zor yürüyor. Bir yandan bahçeyle, bir yandan alıcılarla uğraşıyorum. Sıkıntıya katlanacaksın biraz. Katlanmasına katlanıyorum da bahçenin sahibini Adnan bellemişler. O da olmayınca burada. Yani... Bahçenin tapusunu ben alayım diyorum. Yalnız şahit gerekiyormuş bu iş için. Ben de dedim Halit emmi olur. Sen ne diyorsun Orhan? Adnan'ın tarlası orası. Tapuyu üstüne almak da ne demek? Ya, işler biraz rahatlasın diye emmi. Sana bu aklı muhtar mı verdi? Sakın ha. Bunları duymamış olayım.
Sakın. O muhtarın kim bilir ne hinliği vardır da seni alet edecektir. Kul hakkı bu oğlum, ağırlığı büyüktür. Niyetim iş emmi. Senin de yapacağın bir şey yok zaten. Evet şahidim deyip bitireceksin. Yok emmi, sen yanlış anladın beni ya. Ben anlayacağımı anladım Orhan. Bir daha bana gelip de yalancı şahit ol deme sakın. Sen de at bu fikirleri kafandan. Peki emmi, sana kolay gelsin. Demek şahit olmam dedi ha. Kabahat ona soran da. Dert etme, ben varım. Koskoca muhtarım. Sonra Ağzı Hasan var. Değil mi Hasan? Tabii muhtar. Görevimizi yaparız evelallah. Sağ ol muhtar. Peki olur mu dersin? Merak etme. İşlemini yaptır yeter. Yalnız bu kadar yardımımız dokundu. Şu bahçede eskiden bizim olan yeri isterim ona göre. Tabii muhtar, ne demek? Orası dedemin yeri muhtar biliyorsun. Bey. Merak etme Orhan sen. Orhan Sarı'ya mektuplar. Yaparım. İyi günler. Adnan'dan geliyor. Yine göndermiş parayı. Sen buna para mı diyorsun? Kim bilir ne kazanıyor da senin ağzına bir parmak bal sürüyor. At onu cebine, harçlık olsun. Hamit, bize üç orta kahve. Hemen geliyor abi. Ha şöyle. Evet, taftalarda da bu iki bahçenin arası boş görünüyor. Buralar hep benim babamındı memur bey. Eski adam işte, tapınağın aklına gelmemiş. Anlaşıldı, muhtar kim? Benim memur bey. Daha küçüklükten beri bilirim. Orhan'ın babası Cevdet Emmi'nindi buralar. Yan tarafta benim bahçe. Sen de şahit misin? Evet. Cevdet Emmi yıllarca ekip dikti buraları. Şimdi de Orhan işliyor. Unutmayın, yeminli ifade verdiniz. Yemin ederiz memur bey. Artık koskoca muhtar da yalan söyleyecekse. Ben de yemin ederim. Şu bahçenin sahibini de dinleseydik muhtar. Şey, oranın sahibi pek bir şey hatırlamıyor. Nasıl desem yani. Bunak biraz, bunak. Yardımcı olamaz. Tamamdır, not al da. 6740 sayılı parsel Orhan Sarı'ya aittir. Yazdım efendim. Pekala. Bir hafta 10 güne kadar resmi işlemler biter. Tapunuz hazır olur. Gelip alabilirsiniz. Ne demek? Hemen alırım. Güle güle efendim, güle güle. Şunu alır mısın? Tamam efendim. Güle güle. Ne oldu Orhan? Belediyeden mi? Yok emmi, kadastroda. Sağ olsun, üstüme yaptılar tapuyu. Artık komşun oldum, hem de resmen. Ne yaptın sen Orhan? Niye uydun bunlara? Lafını bil Halit, karşında koskoca muhtar var. Hakkı olana hakkını verdik biz. İyi düşün Orhan. Kanına girmiş bunlar senin. Uzattın ama emmi. Kendi kararımı kendim verdim ben. Bırak şunu Orhan. Laf ebeliğinden başka bir şey bilmez o. Hadi yürü gidelim. Uzatma Orhan be. Evladım dur. Adnan'a ne sen cevap vereceksin Orhan, yarın? Be. Dur. Orhan dur. Şurada bak geliyor. Adnan. Gel oğlum, bu bey seni soruyor. Hangi rüzgar attı seni buraya? Hoş geldin. Hiç hoş gelmedik Adnan. Kaç aydır kaçak gibi peşinde dolaşıyorum.
Orhan'dan almasam adresini bulamayacaktım yine. Ne oldu ki abi? Adnan, seni tanımasam şimdiye kadar icraya vermiştim senetleri. Ya en kısa zamanda öde borcunu ya da... Bir dakika, bir dakika. Ben zaten Orhan'a gönderiyordum taksitleri. Ödemiş olması lazımdı. Orhan bana bir şey vermedi ki. Senin için de kaçtı gitti deyince düştüm peşine. Ne? Ben de seni bekliyordum ne Adnan. Ne oldu ki? Halit abi Faik enişteyi aramış bugün. Adnan hemen gelsin demiş Halit abi. Orhan bizim bahçenin tapusunu üstüne almış. Orhan, ne yaptın sen? Orhan, akşama gelirken baklava al. Canım çekti. Orhan değil, Orhan Ağa olduk artık. Orhan Ağa. Adnan uyanmadan erikleri satıyoruz. Yakında kirazlarda oldu muydu bu seneyi çıkardık. Görsünler bakalım beni eşek gibi çalıştırmak neymiş. Bana bak. Parayı alıp da yeme hemen. Doğumun eli kulağında, lazım olacak. Korkma, saraylarda doğacak benim oğlum. Aslan parçası, aslan. Hadi Allah'a ısmarladık. Haftaya yine gel. Ama bu fiyattan olmaz ona göre. O zaman gelsin de görüşürüz. Tamam. Hadi. Eyvahlar olsun. Rezil herif seni, gel buraya, gel. Bırak be. Durun, yapmayın. Bırak be, bırak. Haydut musun be? Adnan, dur evlat. Sakin ol. Ortaktan öte kardeş bellediydim seni. Bunu mu yapacaktın bana? Beni eşek yerine koyup sırtından geçinen adam mı söylüyor bunu ha? Lan az bile yapmışım sana be. Kim sırtından geçindi? Bahçemi açtım sana. Ortak ettim. Şehirde yemeden içmeden çalışıp para gönderdim. Bu mu sırtından geçinmek? Bak güzel kardeşim. Aklını çelmişler. Yalan yere şahitlik edip günaha etmişler seni. Onlara uyut da yakma dostluğumuzu. Adnan haklı Orhan. Kul hakkını atın boynunuza. Temizleyin yaptığınızı. Sanki sütten çıkmış ak kaşık. Ne yaptıysam ben de aynısını yaptım sana. Kimse bana doğruyu eğriyi yönetemez. Şimdi çıkın gidin arazimden. Hadi, hadi! Toparla kendini Adnan. Cahil laftan anlasa cahil olmazdı zaten. Gel. Gel gidelim. Yani bir şey olamaz mı? Anladım. Peki. Sağ ol Mehmet. Selam söyle halama. Ne oldu? Ne dedi Mehmet? Bakacak mı senin davaya? Dava mava olmayacak Halit emmi. Halaoğlu hiç uğraşmaya değmez. Tapu resmen alındıysa dönüşü çok zor dedi. Ah eşek kafam. Orhan bu kadarını yapmaz dedim. Haber etmedim zamanında sana. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum emmi. Köye dönsem yapacak hiçbir şey kalmadı. İstanbul'da dikiş tutturmaya çalışacağız artık. Ne ümitlerle gittik, ne oldu sonra? Üzülme evlat. Allah doğrunun yanındadır. Hayırlısı neyse onu verir. Bunları görüyor musun bunları? Oğlumun, aslanımın teminatı bunlar. Ya da Adnan amcasından hediye. Ama Sancı girdi. Ne o kız? Geliyor mu yoksa? Dur Hasan'ın kamyoneti alayım, dur, geleyim dur, ben. Dur dur. Gerek yok, geçti. Emin misin? İyiyim, yok bir şey. Aman ha.
Çocuğuma zeval gelmesin. Ağa oğlu olacak o yakında. Paranın sefasını sürecek ya. Oh, hazır bahçe. Muhtar mühürü, muhtar kelamı derken aldık payımızı. Doğru dürüst toplamazlar, kurda kuşa yeme derler. Elim. Ne o Orhan? Sabaha geçe bırakmışsın. Ne yapalım? Mahsulü kaldırdık. Öğlene kadar yatıyoruz işte. Sen nereden? Tarladan. Hadi görüşürüz. Hadi. Ne lan? İyiyim Orhan abi. Selamünaleyküm. Ay Allah, sapa sağlam adam şimdi çoluğun çocuğun eline bakacak ha. Sorma ya, ümit yok deyip koydular kenara. Selamünaleyküm. Merhaba ağalar. Hayrola böyle toplanmışsınız? Haberin yok galiba. Muhtar Yahya ağaçtan düşüp belini kırmış. Ne? Ciddi misiniz siz? He ya, hastaneden geliyoruz şimdi. Beli fena olmuş. Kimin ne olacağı belli olmuyor. Ne demişler? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Orhan abi, Orhan abi yetiş. Ne oldu lan? Hazar yengenin sancısı tutmuş. Ne? Hemen ebeninle haber vermek lazım. Ebenine yok, karşı köye gitmiş. Ne yapacağız? Dur Orhan dur. Benim kamyonetle atarız. Hadi gel. Hadi gidin yetişin bir an önce hadi. Allah! Oğlum geliyor, oğlum! Hayırlısı. Dayan Recep. Dayan az kaldı. Dayan. Aman. Hadi çabuk. Tamam az kaldı. Dayan. Hadi gaza bas. Gaza bas. Hadi gaza bas. Doymuyorum ben. Ne diyorsun? Hadi çabuk. Gaza bas. Tamam. Geçtin az kaldı. Dayan. Hadi çabuk. Ne diyorsun? Duymuyorum ya. Ne var? Ne diyorsun? Hadi! Gaza bas! Gaza! Hadi! Anlamıyorum ya! Acele et! Hacer! Hacer! İyi misin? İyi misin? Kardeş! Kardeş bir şeyiniz var mı? Hacer! Kardeş, karım hamile. Ne olur yardım et. Tamam. Şoför ne durumda? Jandarmayı aradım. Kaza yerine gitmişler, ilgilenmiyor. Ya ne oluyor içeride? Niye bu kadar uzun sakin sürüyor ol, ya? Sakin ol. Nasıl sakin olayım ya? Ebenine. Doğdu mu oğlum ha? Doğdu mu? Nene? Nene bir şey mi oldu yoksa? Konuşsana. Evladım, elimizden geleni yaptık ama çocuk ölü doğdu yavrum. Ölü mü doğdu? Başın Hayır. sağ olsun. Olamaz. Başın sağ olsun. Nasıl ölür o? Neler düşünmüştüm ben oğluma. Her şeyim onun olacaktı. Başın sağ olsun kardeş. Yazılanın önüne geçilmiyor ki. Bak güzel kardeşim, aklını çalmışlar. Yalan yere şahitlik edip günah etmişler seni. Onlara uyup da yakma dostluğumuzu. Adnan haklı Orhan. Kul hakkını atın boynunuzdan. Temizleyin yaptığınızı. Sanki sütten çıkmış ak kaşık. Ne yaptıysan ben de aynısını yaptım sana. Kimse bana doğruyu eğriyi öğretemez. Hadi şimdi çıkın gidin aranızda. Hadi. Haberin yok galiba senin. Muhtar Yahya ağaçtan düşüp belini kırmış. Ne? Ciddi misiniz siz?
He ya, hastaneden geliyoruz şimdi. Beli fena olmuş, doktor felç dedi. Hasan abi. Biz ne yaptık Allah'ım? Affet bizi Allah'ım. Affet bizi. Dayan.